Bakalım pazartesinin borsanın nasıl açar başlığı atmış olsak ekstra ekleyeceğin ne olur? Bence şöyle yukarı yönlü eğilimi koruyacaktır. Hani 8100'ün üzerine doğru kendini atmaya çalışacaktır ama buraya mutlaka bankacılık hareketinin gelmesi lazım. Bankacılık veya da holdingler buraya katılmazsa bizim hareketlerimiz 8100-8300 arasında absorbe olur. Biz bir miktar daha buralarda oyalanırız. Onu başta söyleyeyim, hani o taraftaki bir hareket. Ben aslında Eylül'ün genel olarak pozitif geçeceği yönünde bir tahmin yürüteyim. Orta vadeli planın da piyasayı memnun edeceğini tahmin ediyorum. Bu taraftaki hareketliliklerle birlikte bence hareket devam edecek. Bankacılık tarafındaki hareketin de kamu bankaları özelinden başlayarak geleceği gibi bir öngörüm var. Yani vakıfın hareketiyle birlikte bankacılığı rahatlatırız. Holding tarafı da bununla birlikte gelir. Zaten havacılıkta kıpırdanmaya başladı. O yüzden endeksteki bence ana yön yukarı. Aşağı yönlü hareketlerde de ana hatlarıyla baktığımız zaman 7800'ün altına gelmeden zaten bir şey değişmiyor. Bunlar düzeltme de gelse bile bunlar düzeltme. Endeksin ana yönü öncelikle 8300, sonra da bence 11.000'lere doğru devam edecek bir trend hareketinin içerisinde ana yön bu olduğu sürece mutlaka düşüşler alın fırsatı ve hissesiz kalmayın derim ben. Peki, bir sürpriz duyurmuştun Twitter'dan. Ha, evet. ben onu buradan da duyurayım. Genelde şöyle oluyor. O kadar yoğun bir programımız oluyor ki hani biz senle de yetişmeye çalışıyoruz. Twitter Space'e çıkıyoruz, Instagram'a çıkıyoruz. Ama gün içerisinde inanılmaz bir hareketlilik var. Yani info ailesi olarak gerçekten her yerden bilgi vermeye çalışıyoruz. Temas da etmeye çalışıyoruz. Ben sosyal medya üzerinden de yetişebildiğim kadar her yere yetişiyorum ama şöyle de bir plan yaptık. Hafta içi her gün pazartesi gününden itibaren saat 1'de ben gene Info'nun YouTube kanalında kısa bir hem o günkü pozitif olan kağıtlar ya da negatif kağıtların neden olduğu, piyasada neler geçti ve ne bekleyeceğimiz, hatta kapanışta neler olabileceğini konuşacağız. O yüzden hafta içi her gün böyle bir mini bir değerlendirme ile yine size konuk olacağım. Hem böyle takip etmenize hem de gün içerisindeki özellikle sosyal medyadan sorduğunuz sorular ve kağıtları oradan cevaplamaya da çalışacağım. Böyle daha proaktif bir hale getirebiliriz diye düşündük.